Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd Bugünkü dersimize dersimize de hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kitabımızın adı e, Şerh Akidetul Vasitiyye yazarı İbn-i Rahimeullah ve şerhi yapan da Muhammed bin Salih el-Vuhseymin kitabı yayın e, evi de Guraba yayın evleri. İkinci baskı. Devam ediyoruz dersimize. Bugün biraz e, Bitat ehlinden bahsedeceğiz inşallah burada bundan önce hep e, bahsettiğimiz konular ehli sünnet ve cemaat yani doğru yol üzerinde olan e, fırka fırkatun nece yani hak üzerinde olan grubun yani e, daha doğrusu itikadın e, prensiplerini açıkladık yani doğru olanı açıkladık bugün de ehli Bitat'ın yani yanlış yolda olanların e, fikirlerinden bahsedeceğiz en azından bu konuda bir, bir az da olsa malumatımız olsun. Onların da isimlerini duymuş olan, duymamış olanlar için. Ee, ve burada da bir özellikle şunu da belirtmek isterim ki gördüğüm, göreceğimiz üzere inşallah ehl-i sünnet vel cemaat orta yol. Mu'tedil olan, vasat olan yani ne o tarafa aşırı ne de bu tarafa aşırı kaçan orta yollu olan grup veya grup demeyelim de cemaat diyelim. Akide diyelim. Ve bunu da özellikle bu ehli bitattan bahsedeceğimiz zaman, görüşlerinden bahsedeceğimiz zaman Böyle olduğunu daha iyi anlayacağız inşallah. Mesela özellikle şu e, e, şu sayfadan 463. sayfadan devam edelim. Burada müellifin yazdığı şu, e, müellif bu ümmetin diğer ümmetler arasında orta yani mutedil, bir ümmet olması gibi ehli sünnet ve cemaat de ümmetin fırkaları içinde orta bir fırkadır. Yani burada demek istiyor ki demek istiyor ki müellif nasıl ki ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem orta yoldur. Mesela diye örnek verelim. Hristiyanlara baktığımız zaman onlar bir tarafta aşırılık yapmışlar. Yahudilere baktığımız zaman onlar da bir tarafa kaçmış aşırılık yapmışlar. Ama ümmeti Muhammed ise hak olan, doğru yol olan ve itidal yolu olan yolu seçmişti. Bunu genel anlamda böyle diyebiliriz. Mesela böyle örnek verelim. Şunu söyleyebilirim. Mesela Yahudiler Allahu Teala hakkında söyledikler. Mesela Allahu Teala şirk koşuyor. Mesela bazıları işte bildiğiniz üzere Üzeyr Allah'ın oğlu dem yani Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu demiştirler. Ve bu çok bu şekilde Allahu Teala şirk koşarak aşırılığa kaçmıştırlar. İsa Aleyhisselam'ı tanrı edinen Hristiyanlar veya ona tanrının oğlu diyen Hristiyanlar da aşırılığa kaçmıştır. Biz ise el elhamdülillah Müslüman olarak Allah'ın var ve bir olduğunu ve hiçbir çocuğa sahip olmadığını söyleyerek ne o tarafta hiçbir tarafta aşırılığa kaçmadan doğru yol üzerinde bulunuyoruz. Bu da Allahu Teala'nın bize olan nimetidir. Dediğim gibi bugün baktığımız zaman özellikle Hristiyanlara baktığımız zaman neredeyse ibadetleri hemen hemen yani pazar günü gidip işte kendilerince şarkı ve ilahi söylemeleri fazla bir kuralları yok. Yahudilere baktığın zaman özellikle yani kendilerini e, dindar diye kabul eden Yahudilerin kurallarına bugün baktığımız zaman ben Allahu Teala'nın onları o kurallara yazdığını söylemiyorum ama bugün onların kendilerince doğru olduğunu kabul ettikleri kurallara baktığın zaman bayağı katı ya bayağı kuralları İslam dinine göre elhamdülillah bizlere göre katı kuralları var. Mesela örnek verelim. Yemek yerken iki ayrı mutfakları var. Sütle eti karıştırmıyorlar. Onlara göre koşer yani onlara göre mübah diyelim. Koşer dedikleri başka şartlara haiz olabiliyor veya daha kıt katı kuralları var. Mesela cumartesi günü iş yapmamaları vesaire vesaire. Yani Yahudiler bu konuda katı kurallara yani kendilerine dindar sayan Yahudiler çok yani katı kurallara uyduklarını söylüyorlar. Hristiyanlarda ise hemen hemen ibadet yok. İşte dediğim gibi pazar günü giderler işte bir ayin yaparlar. İşte bazı kuralları kendilerince uygularlar. Ama elhamdülillah Müslümanlara baktığımız zaman Allahu Teala imanımız imanımızdan bununla beraber Allah'ım da olsun kolay olan kural yani Allah-u Teala bizim üzerimize farz kıldığı ko kurallar kolay İslam'ın emirleri ve yasakları Allah'ım da olsun ki uygulaması kolay yani kolay bir din üzereyiz ve bu da Allah'ın bize rahmeti ve burada da görüyoruz ki biz ne o konuda aşırıyız ne bu konuda aşırıyız ne Yahudiler gibi bir bir konuda aşırıyız ne de Hristiyanlar gibi bir konuda aşırıyız ve ümmeti Muhammed olarak hak üzere ve kolay bir din üzere kolay yani hükümleri kolay kolay olan bir din üzere din ile beraber yaşamaktayız. Bu da Allahu Teala bize olan e, en büyük tabii ki Allahu Teala kuluna olan en büyük nimeti İslam nimeti, iman nimetidir. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu da söylüyoruz ve diyoruz ki kendilerini Müslüman Müslüman olduğunu iddia eden fırkalar arasında da ehli sünnet vel cemaat yani selefi salih yolunda olan ehli sünnet vel cemaat da orta yola bakıyor orta yolu izliyor. Mesela bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Mesela örnek verelim. Bir e, 465. sayfede Allahu Teala'nın isim ve sıfatlar hakkındaki ehli sünnet vel cemaatin görüşlere göreceğiz göreceğimiz üzere iki aşırı uç görüşler arasında orta yolu izler. Mesela örnek verelim. Cehmiye diye bir grup var. Bunlar ehli bitat yani hak yolda maalesef sapmış bir sapık fırka. Bunların mesela sapıklıklarından bir tanesi Allahu Teala'nın sıfatlarını inkar etmeleri bu konuda aşırı gidip işte Allahu Teala mesela kelam sıfatını kabul etmezler veya başka diğer sıfatlarını Kur'an ve sünnete sahi yolla gelmiş sıfatlarını kabul etmezler. Bu konuda aşırılığa gidiyorlar ve ehli bitat olmuş oluyorlar. sı bundan da mesela bir e, sapıklıklardan bir tanesi bu. Mesela Mutezille diye başka bir sapık görüş var. Bunlar da sıfatları inkar ederler sadece. isimleri kabul ederler. Ha şunu da söyleyeyim cehmiyenin daha bir aşırılar var. Onlar onlar Allahu Teala'nın isimlerini bile inkar ediyorlar. Ya bu kadar aşırı gidiyorlar. Neymiş? Eğer Allahu Teala bir isim verirsek kullarına benzetmiş oluruz diye aşırı bir düşünceye, bir fikre kapıldıklar için Allahu Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını inkar ediyorlar. Ya yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendine isimler vermiş. Bu isimleri ne yapacağız? Ya bu isimlere neymiş? Bu isimlere verdiğimiz zaman Allah Teala'yı kullarına benzetiyormuş göre bu fikri taşıyanlar ve bundan dolayı Allah Teala'nın isimlerini ve sıfatlarını hakikat olmadığını, bunların hakikatte var olmadığını söyleyerek inkar ediyorlar. Bu gerçekten büyük bir aşırılık. Mutezile ise bunlar Allah Teala'nın sadece sıfatlarını inkar ederler ama isimlerini kabul ederler. Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerini kabul ederler. Yani bir Cehmiye'ye sorsak, bir Mutezile'ye sorsak mesela Allah Halik'tir, Allah Rahman'dır, Rahim'dir, doğru mu? Bunları kabul ederler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün isimlerini kabul ederler. Ama onlar sıfatlarını inkar ederler. Bundan önce diğer derslerimizde allah Teala'nın sıfatlarından bahsetmiştik bildiğiniz üzere. Mutezile ise maalesef sıfatları inkar ederek onlarda bir ayrı bir aşırılığa kaçıyorlar. Mesela eşariler var. Eşariler tabii onlar gibi de Eşariler isimleri de kabul eder. Ve Allahu Teala'nın yedi tane sıfatını da kabul eder diyor buradaki kitaptaki müellif. 465. sayfadan okuyorum. Ve bir de, e, de burada neyi görüyoruz ama bir de mesela şunu da söylemek istiyorum. Bir de çok bir, başka bir aşırı grup daha var. Bunlar, bunlar da müşebbiye diye tanımlanır. Bunlar ise apayrı bir açı, sapıklık içinde şöyle ki onlar bunlar Allahu Teala'nın sıfatlarını kabul edip İsimlerini kabul ederler. Bununla beraber derler ki Allahu Teala'nın bu sıfatları haşerilla kulların sıfatları gibidir. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarını kulların sıfatlarına benzettiler. Haşerilla bu da apayrı bir sapıklıktır ki Allahu Teala kendisinde bundan önce ne demiştik? Şura suresi 11. ayet meali. Onun benzeri hiçbir şey yoktur diye bir ayetin mealini vermiştik. Şura suresi ya leyse kemislihi şeyun hatırladığınız üzere. Bu ayette Allahu Teala ne öğrenmiş oluyor? Açıktan hiçbir mislinin olmadığını, denginin mislinin benzerinin olmadığını öğreniyoruz. Demek ki müşebbiye bu şaki, bu, bu, ayet-i kerimeyi anlamamışlar ve bu ayet-i kerimeyi kendilerince sapık bir şekilde tevil edip Allahu Teala haşerille kullarına benzetiyorlar. Yani mesela onlar Allahu Teala'nın yüzü insanların yüzü gibidir diyor haşerille. Ki böyle bir şey Biz ne demiştik? Burada yine bak farkındaysanız bütün bu fikirlerin arasında Ehl-i sünnet vel cemaat ne diyor? Bütün Allah-u isim ve sıfatlarını kabul ediyoruz. Olduğu gibi bununla beraber hiçbir yaratılmışa da benzetmiyoruz. Keyfiyet me yani keyfiyetsiz yani allah Teala kullarına benzemeden olduğu gibi, kabul, olduğu gibi kabul ediyoruz. Bak burada gördüğümüz üzere ehl-i sünnet vel cemaat orta yolu izliyor. Ne cehmiye gibi, ne mutezile gibi, ne de müşebbihe gibi. Orta yoldayız elhamdülillah. Bu da ehl-i sünnet vel cemaatın Vasıf, burada gördüğünüz üzere orta yolu izlemesinin delillerindendir. Devam ediyorum. Yani genel olarak böyle. Mesela başka bir e, e, konuya geçelim ki bu da çok önemli bir konu. Bu da e, 467. sayfada şöyle söylüyor e, müellif okuyorum önce. Onlar Allah'ın fiilleri konusunda Cebriye ile Kaderiye arasında orta bir, orta bir yerdedirler. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat ne e, cebriye ile kaderiye arasındadır. Yani ne cebriye gibi öbür tarafa aşırılığa kaçmışlar ne de kaderiye mezhebi. bunlar ikisi de ehli bitattır. Bunlar gibi başka bir e, e, sapık yola kaç, e, e, sapmamışlardır. Şimdi öncelikle bu kader mevzusundan e, bahsediyor müellif. Şöyle ki diyor önce mesela e, birinci kısım bunlar Allah-u Teala'nın kaderini kabul ediyorlar ama bu konuda aşırı gidiyorlar. Yani şu kadar o kadar aşırı gidiyorlar ki kulun kendi iradesini inkar ediyorlar. Yani şöyle söylüyorlar. Kulun kendi iradesi yoktur. Allahu Teala ne takdir ettiyse o olur. Bununla beraber yani kulun kendi iradesi yoktur. Ya yani bir nevi aslında şunu da diyebiliriz ama kulun hiçbir sorumluluğu yoktur. Yani sorumluluğu da yoktur. Çünkü onun iradesi yok, kendi isteği yoksa o zaman yaptığında nasıl mesul tutarız o zaman? Mesela o bir adam sana tokat attığı zaman ona kızmaman lazım. Çünkü o diyecek ki e ben Allah takdir ettiği için vurdum sana. Ama biz ne diyoruz? Allahu Teala takdir etti. Doğru. Bununla beraber sen sorumlusun. Çünkü senin iraden var. Sen bilerek yaptın bunu. Bilerek vurdun bana. İsteme dışı değil. Yani e, e, gayri ihtiyarı değil. Bilerek, isteyerek vurduğun için sorumlusun diyoruz. İkinci bunlar işte cebriye dediklerimiz. Cebriye yani her şey cebren, zorunlu yapmak zorundasın. Kendi iraden yok diyerek bir aş aşırı e, kader konusunda sap, e, aşırılığa kaçıyorlar. İkinci kısım ise bunlar da Kul fiilimde, fiilinde fiilinde bağımsız yani kader diye bir şey yok diyor. Kul ne isterse onu yapar. Allahu Teala'nın dilemesine ihtiyaç yoktur haşerilla. Bu da Kur'an-ı Kerim'e ters. Allahu Teala açıktan Kur'an-ı Kerim'de "Ve ma teşaeun illa en Allah" diyor. Yani bunun manası tam öyle değil Yani oradan öğreniyoruz ki alemlerin Allahu Teala dilemeden biz dileyemeyiz yani. Kulların dilemesi yani bir şey istemesi, dilemesi bilene meşiyeti bilene Allahu Teala'nın dilemesine bağlı. O Allahu Teala dilemeden kul bir şey dileyemez. Bırak yapmayı. Dediğim gibi bu da kaderiye mezhebi. Bunlar çok aşırı aşırı bir grup. Yani bunlar kaderi inkar ederler. Kader diye bir şey yok derler. Kul kendi istediğini kendi yapar. Allahu Teala'nın orada aşırı ile müdahalesi yoktur. Bu da ayrı bir sapıklık. Hatta bundan bazı o kadar kaderi yerin daha bir aşırı gruplar var ki bunlar derler ki haşelillah Allahu Teala kulun gelecekte kendi isteğiyle yapacağını bilene bilmez yani haşelillah. Yani böyle sapık görüşler de var. Yani Allahu Teala mesela senin yarın ne yapacağını, yarın mesela hangi fiili işleyeceğini, namaz kılıp kılmayacağını bunları bilmez diyerek açıktan Kur'an-ı Kerim'deki vehu bi kulli şeyin alim ayetini inkar ediyorlar. Ama işte o ayetini kendilerince tahrif ederek bu ayeti kabul etmiyorlar doğru manasıyla. Bu da apayrı bir sapıklık. Ne demek Allahu Teala bir şey bilmez demek. Yani burada da neyi görüyoruz? Gerçekten kaderiye de çok bunlar da sapık çok büyük bir sapıklık içinde. Üçüncü kısım olarak Ehl-i sünnet vel cemaat ne diyor? Evet Allahu Teala'nın kaderi vardır. Allah'ın dilemediği bir şey olmaz. Dilediği de mutlaka olur. Her şeyi bilendir, her şey yaradandır, her şey de takdir edilmiştir. Bununla beraber kulun kendi iradesi, cüz'i iradesi vardır ve bundan dolayı da sorumludur. Farkındaysanız bak burada gene iki görüşün arasındayız. Sorumluluğu kabul ediyoruz. Yani bir insan sana tokat attığı zaman sana diyemez. Allahu Teala dilediği için benim sorumluluğum, sorumluluğum yok. Onun için bana kızma. Biz ne deriz? Doğru. Allahu Teala takdir etti. Bununla beraber sen bilerek, isteyerek vurduğun için sorumlusun. Ha burada da tabii ki kaderin bir sırrı olduğunu kabul ediyoruz. Yani Allahu Teala dilemeden sen bir şey yapamazsın. Doğru. Sen istemen bile ona bağlı. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'e sünnetten açıktan öğreniyoruz ki Allah-u Teala dilemeden sen parmağını da oynama, oynatamazsın. Bununla beraber yine de yaptığından sorumlusun. Bu konuda da aşırılığa kaçmadan bunu böyle kabul etmemiz lazım. Yani bundan önce dediğim üzere kader burada da bir sır, sır olduğunu kabul ediyoruz. Yani bu aklımızla her şeyi çözemeyeceğimizi zaten biliyoruz. Kendi aklımızın nasıl çalıştığını tam bilmeden gelip de kaderin bütün sırlarını çözebileceğimizi düşünmek de bu da ayrı bir yani gerçek dışı bir şey kader vardır. Allahu Teala dilemeden hiçbir şey olmaz. Doğru. Bir insan günah Allah dilemeden yapamaz. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim bize açıktan öğretiyor ki insan yaptığından sorumludur. Zaten sen mesela şu an bilerek de mi bir işi yaptığın zaman kendini zaten orada muhayyer yani istediğin istediğin için yaptığını hissediyorsun. Bazı şeyler olur ki insanın iradesi dışında olur. Mesela bir hastayı düşün. Adam iradesi dışında elleri titriyor. Mesela ona dur dur dedi, ellerini durdur dedi, dediğimiz zaman durduramıyor. Bak o iradesi dışında, isteği dışında oluyor. Ama mesela ben veya normal hasta olmayan bir insan istediği zaman elini oynatıyor. Ve ne diyoruz? Bak orada senin iraden var. isteyerek yapıyorsun. Yaptığından da sorumlusun. Dediğimiz üzere Allahu Teala'nın dilemediği bir şey olmaz. Günahlarımız da buna dahil. Doğru. Bununla beraber bu konuda felsefeye gitmeden, bu konuda derinlemesine gitmeden iman ederiz, kabul ederiz. Allahu Teala takdir etmeden bir insan iman edemez, namaz kılamaz. Dolayısıyla namaz kıldığımızda da Allahu Teala hamd edelim onun rahmetiyle kıldığımız için ve sorumluluğumuzu kabul edelim ve bu konuda da daha fazla derinliğe gitmeyelim. Çünkü her şeyi takdir edildiğini kabul ediyoruz. Bununla beraber sorumlu olduğumuzu da kabul etmek zorundayız. Bunu Kur'an ve sünnetten bize Kur'an ve sünnet bunu açıktan öğrettiği için buna iman etmek farzdır. Devam ediyoruz. Şimdi bir ayrı burada da bir başka gruptan bahsedeceğiz. Onlar da Mürciye grubundan. Şimdi Mürciye'nin manasını burada açıklıyor. İşte bazı diyor ki Mürciye kelimesi bekletti, erteledi manasından geliyor. İşte anlatıyor buradan e, bunun e, çıkış e, is, isminin e, mahre yani çıkış yol, e, yerini mahrecini veya e, Hollandaca tabiri etimolojisini. E, ondan sonra şunu söyle önemli olan isimden ziyade bunların fikirler ne oldu? Bunlar şöyle. Bunlar da Allahu Teala rahmeti hakkında aşırılığa kaçıyorlar. Nasıl? Mesela bunlar diyor ki bir insan iman ettikten sonra mümin olduktan sonra artık hangi günah işlerse işlesin ona ona şey yok diyor. Ona cehennem yok, kesin kurtuldu. Ve bu konuda aşırı ümitli oldukları için aşırı bir ümit besledikleri için bir ayrı bir aşırılığa kaçıyor. Yani düşün ki bir adam müminse diyor, Allahu Teala iman ettikten sonra ister içki ister içsin, ister zina etsin, ister adam öldürsün fark etmez. Sonunda kesin cennete girecek. Yanma ateş şey, azap yok. E tabii ki böyle bir bu bu bu, bu 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 şekilde bir tanımlama yok. Bunun zıttı ise hariciler. Hariciler ise tam tersi. Hariciler de diyorlar ki bir insan mümin olsa bile mümin olduğunu iddia etse bile eğer büyük günah işlerse, mesela örnek veriyorum zina ederse kafir olur ve bundan dolayı ebedi cehennemde yanacak. Yani onlar da ayrı bir aşırılığa kaçarak büyük günah işleyenleri tekfir ediyorlar. Yani örnek verelim dediğim üzere zina edenleri veya işte başka diğer büyük, büyük günahlar aklımıza geldi. Onlar büyük günahları, kebair'i işleyenleri tekfir ediyor. Yani onları kafir olup ebedi cehennemde yanacaklar iddia ediyorlar ki bu da Kur'an-ı Kerim'e ters. Bu bunların bu iki aşırı grubunda fikirlerine baktığımız zaman bunların ikisi de Kur'an ve sünnete ters bir tarafına bakıp öbür tarafa almıyorlar. Halbuki İslamiyet'i öğrenmek istediğimiz zaman İslam dinine Kur'an-ı Kerim'e ve bütün hadislere topluca bakmamız lazım. Bir ayete bakıp öbür ayete bakmamazlık yaparsak o zaman yanlış yola gideriz. Yani Kur'an-ı Kerim'i e bütünüyle tefsir edip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerin bütünüyle bakmamız lazım. Mesela e, e, havaricin yanlıştı. Örnek verelim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de inna Allah la yaghfiru en yushrake bih ve yaghfiru ma dune zâlike limen yeşâ'' Açıktan burada Allahu Teala kendisine şirk koşulmayacağını bize belirtiyor, beyan ediyor. bunun dışında dilediklerinde, dilediği için de affedeceğini, yani isterse muafiret edeceğini bize bildiriyor. Bunun içinde zina da var, içki de var, kumar da var. Eğer ama şurada şöyle bir şey var. Müminse, Müslümansa yani Allahu Teala iman ediyorsa, bu günahları işliyorsa, bu günahları helal demiyorsa o zaman Allah Teala dilerse affeder, dilerse cezasını verir ama ebediyen cehennemde kalmaz büyük günah işleyen Allahu Teala'nın dinlememiz dilemesine bağlıdır. Yani Allahu Teala dilerse cennete e, şey cehennemde yanmadan cennetine koy koyar veya önce cezasını çektirir ama sonunda yine de cennete girecek. Yani iman üzerine ölen bir kişi velev ki büyük günahlar işlemiş olsun, tövbe etmeden ölsün, sonunda yine de gideceği yer cennettir. Mümin ebedi cehennemde kalmaz. Ve burada da ne öğrenmiş oluruz? Yine bak bu iki aşırı grubun arasında ehli sünnet ve cemaatın akidesi, orta hal. Ne e, e, mürciyeler gibi bir tarafta aşırılığa kaçıyorlar ne de e, e, havariç veya hariciler gibi öbür tarafta aşırılığa kaçmıyorlar. İkisi de Kur'an ve sünnete zaten ters ve doğru. Burada ehl Sünnet ve Cemaat'in gördüğümüz üzere bütün ayetleri ve bütün hadisleri beraber baktığımız zaman doğru olduğunu açıktan görebiliyoruz. yani. Burada da dediğim üzere Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetine bir toplu bakışta anlamamız lazım. Sırf bir ayete bakıp diğer ayetlere bakmamazlık yapmamamız lazım. Şimdi mesela başka bir e, şöyle bir şey de var. Mesela mutezille ve cehmiye ve harur yani haruriye ve haruriye e, galiba burada yani kastettiği gene aynı şey hariciler. Bunlar da e, e, şöyle söyler haruriye ve hariciler ve Mutezile de bunlar da büyük günah işleyeni imandan çıkardılar. Demin söylediğim üzere mutezille de büyük günah işleyen kişi de onlara göre mümin değildir. Çok ilginçtir. Bunlara sorduğun zaman, mutezilliğe sorduğun zaman, bu, bu da bir ayrı bir apa, ehli bitattan. Ya büyük günah işte mesela örnek bir adam zina ediyorsa bu adam mümin midir? Yani iman eden birisi de Derler ki hayır değil. İlk dediğin zaman kafir midir açıktan? Onu da açıktan söylemezler. Yani kafirle mümin arası bir şey derler. Ki böyle bir şey Kur'an ve sünnette yok. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Yani bunun orta hali yok ki. Ve burada da mantıksız bir şey de çıkıyor yani. Ama sonuç olarak mutezile de sapık bir görüştür ve yani bir tutarsız bir görüştür. Onlara göre bir insan yani kafirle mümin arasında bir yola geliyormuş gibi. Böyle bir şey yok. Ya müminsin inanıyorsun ya inanmıyorsun. Bir şeyin orta yol olmaz. Bir şeye ya inanırsın ya inanmazsın. Sonuçta demek istedim yani bunlar da sapık bir görüşler, sapık bir görüş sahibi gruptu. Bugün hala ne kadar var onu onda tam sayısını onlar tabii ki sayısını bilmiyorum ama bu görüşte olan olanları duyduğumuzda bilelim ki asıl bu görüş sahibi Mu'tezille ehli bitatın. Bugün mesela bazı kendilerine modern hoca diyenler çıkıyor. Türk televizyonlarda veya ne bileyim, internette görebiliyorsunuz. Bunlar bazı fikirleri öne atarlar. Sanki kendi fikirleriymiş. Halbuki ondan önce belki 500 sene veya 1000 sene evvel başka bir ehli bidat söylemişti. Onu da sadece yaptığı papağanlığını yapmak. Ve sanki kendi görüşüymüş gibi insanlara satmaya çalışmak. Mesela bugün adam diyor işte cehenneme giren asla çıkamaz. İşte aslında baktığın zaman bu bir harici sözü ama öyle anlatıyor ki sanki kendisi kendi fikriymiş gibi. Çünkü haricilere göre bir insan eğer büyük günah işlerse cehenneme girdikten sonra ebedi çıkmaz. Zaten kafirde girdiğimiz zaman ebedi çıkmaz. Dolayısıyla kim büyük günahtan dolayı cehenneme giderse ebedi cehennemde kalacak. Bu fikir haricilerin fikri. Ama bugün bugün adam bugün bazı insanlar bunu zikrediyor, bunu dillendiriyor ve işitenler de zannediyor ki onun kendi fikri. Halbuki ondan kaç yüz sene evvel başka bir ehli bitap birisi söylemiş. Onun için Kur'an ve sünneti bilirsek böyle insanların da deşifresi olması, deşifre olmalar bizim için daha kolay. Zaten bilenler biliyor. Mesela ashab-ı kiram arasında hakkında da görüşümüz orta görüş. Ashab, sahabiler dediğimiz zaman işte Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ebubekir Bek, Ebu Ebubekir radıyallahu anhuma, e, anhuma onlar gibi e, mübarek insanlar Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı görmüş, onunla sohbet etmiş, ona iman etmiş ve iman üzere vefat etmiş. O büyük saatler hakkındaki görüşümüz diğer görüşten ortasında. Mesela bazıları o konuda çok aşırı gidiyor. Mesela Rafiziler bunlar işte aslında yani Şiilerin, Şiiler mesela dediğimiz grup da ehli sünnet vel cemaat dışında sapık bir grup. Bunlar da kendi aralarında grup grup. Bazıları çok daha aşırı, bazıları daha biraz hafif. Ama hepsi de ehli sünnet vel cemaat dışında. Bunlara mesela hatta bazı o kadar aşırıları var ki bu Şiilerin bazıları Kur'an-ı Kerim'i bilen eksik olduğunu iddia ediyorlar. Bazıları Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberimizin üstüne çıkarıyorlar. Bu kadar aşırı gidenleri bile var. Mesela rafiziler de denilir. Bu rafiziler yani bir nevi işte şiilere verilen isimler ki rafizilere biraz daha belki de şöyle diye bu isim de şundan dolayı veriliyorlar. Bunlar zamanında peygamberimizin torunlarından olan Zeyd İbni Ali, Zeyd ibn Ali ee, İbnül Hüseyin İbn Ali İbn Abi Talib'i reddetmişler. Hazreti Ali'nin bu torununa sormuşlar bu e, kişiler zamanda ki işte Hazreti Ebubekir'e Ömer radıyallahu anh, Ömer hakkında ne düşünüyorsun diye. O da onları övdüğü için ki e, bu mübarek saat peygamberimizin soyundan olan bu mübarek saat bu e, kitapta yazıldığı üzere bu şey yani bu 473. sayfada yazıldığı üzere. Buna bu soruyu sorduklarında o Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh övüyor. Ve bu rafiziler buna kızdıkları için onu yani o peygamberimizin o torunu Zeynel olan adı da Zeyn Zeyd ibn Ali reddediyorlar. Kabul etmiyorlar. Ondan Arapçada rafadu, rafediler denildiği söyleniyor. Ya yani burada özellikle biz bir de rafiziler dediğimiz zaman en azından bir kısım insan bunları da bunlarda kastettiği şiiler veya en azından şiilerin aşırıları diyoruz. Ki bütün şiiler doğru e, sapık yolda. Bununla beraber aralarında kademe kademe her şeyi aynı sapıklıkta değil. Bazıları daha hafif. Mesela bazıları var e, derler Hazreti Ali halife olması lazım ama sahabe-i kirama kafir demezler. Bazıları var. Bütün sahabeyi neredeyse kafir diyorlar. Bazı işte belki bir, bir avuç insan hariç Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bir avuç sahabe dışında neredeyse bütün ashab-ı kiramı kafir ilan ediyor. Hazreti Ebu Bekir'e kafir diyorlar. Bu kadar büyük sapıklık da var. Biz ise ne diyoruz? Biz bütün ashab-ı kiramı severiz. Hepsine sevgi ve saygı besleriz. Bununla beraber biz de şunu iddia etmeyiz ki sahabiler peygamberler gibidir, haşeridir. Öyle bir şey de yok. Aşırılığa da kaçmıyoruz. Hepsini severiz, sayarız. Bununla beraber onların da insan beşer olduğunu kabul ederiz. Hata edebilirler bir kısmı. Bununla beraber yine de onları sevip sayarız. Peygamberimizi görmek, onunla sohbet etmek, onların ashabı, onlara o Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabı olmaları e, hasebiyle bu şerefe nail oldukları için tabii ki biz de onları seveceğiz. Tabii ki biz de o mümin kardeşlerimize saygı duyacağız ki duyacağız ki ve zaten de duyuyoruz. Rafiziler gibi haşiller sövecek halimiz yok. Bu büyük sapıklıktır burada burada da gördüğümüz üzere elhamdülillah biz yine orta yoldayız. Allah bütün ashabtan e, razı olsun. Radiyallahu anhum ecmen zatında bak radiyallahu an deriz. Onlar hakkında konuştuğumuz zaman Allahu Teala onlar onlara hayırla yad ederiz ve severiz ve Rabbim de cennette onlarla beraber etmeyi bize rahmetinden nasip etsin. Devam ediyoruz. Şimdi kitabın baya e, bayağı ilerledik. Bununla beraber bazı yerlerine geçiyorum. i̇steyen tabii ki kitaba sahip olan bu ayetlere şey, bu sayfalarda bulunan ayetlere de bakabilir. Ben özellikle şu an şu allah Allahu Teala tabii ki bütün kitap Allahu Teala'nın özellikle sıfatları sıfatlar hakkında olmakla beraber bazı konuları önemli tabii ki önemlidir. Şunu yine de bildirmek istiyorum. Bu da 491. sayfada geçiyor. Mesela bazı ayetlerde baktığımız zaman şöyle yazar. Mesela bu ayet Kaf Kaf Suresi 16. ayette. Allahu Teala diyor ki mealen ve biz ona şah damarından daha yakınız. Burada mesela baktığımız zaman burada Allahu Teala biz diyor. Şimdi buradaki biz biz de bundan önce ne demiştik ki Allahu Teala her şeyin üzerindedir. Allahu Teala burada da diyor ki biz ona şah damarından daha yakınız. en azından böyle meal vermiş ve biz ona e, aklımda kaldığı kadarıyla ayet ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Bunu bakmam lazım ama yani Kaf suresi isteyenler bakabilir 16. ayet. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Tabii ki bunu dediğimiz zaman Allahu Teala şah damarı yani zat ile yanımızda olmadığını biliyoruz. Burada diyor ki müellif buradan kast, burada kastedilen meleklerimizle yakınız demek istiyor Allahu Teala. Yani Allahu Teala meleklerinden bahsediyor. Çünkü ayetin baktığım zaman devamında şöyle diyor onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken iz yetelakkal mutelakkiyani anil yemin ve anil şimali o ayeti devam ediyorken burada kastedilenler diyor meleklerdir. Yani Allahu Teala buradan biz ona yakın dediğim zaman Allahu Teala şahsı zatıyla bizim yanımızda yakın manasında değil, meleklerin yakın olduğunu bildir diyor. Bunu da burada özellikle belirtmek istedim. Ve e, tabii burada da ilginç olan Allahu Teala burada biz diyor ve nahnu çoğunluğu kullanıyor. Burada da demek istiyor ki müellif buradaki kastedilen yani meleklerimizle yakınız. Yani zatımla o kul, kulun şah damarından yakınımdır. Yani Allahu Teala şu an bize şah saatiyle değil. Meleklerin de kastediyor müellif. Meleklerin burada Allahu Teala kastettiği meleklerimizle yakınız. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Bu ayeti de doğru anlamamız için. Müellifin bize açıklaması böyle bu kitapta. İbn-i İb İb böyle açıklıyor bu ayet-i tefsiri olarak. <laughs> mesela başka bir ayet bakayım bu hangi ayet? Yani şu mesela başka bir ayetin mealinde de biz ona sizden daha yakınız. Yani bu da müellif anlatıyor diyor ki ölmek üzere olan kimse hakkındaki biz ona sizden daha yakınız. Ayetinde kastedilen de meleklerdir diyor. Orada da kastedilen meleklerdir. Bu sebepledir ki Allahu Teala ayetin devamında bu Vakıa suresinde bu 85. ayette de, diyor ki fakat siz görem, görmezsiniz demiştir. Bu ifadeler bu yakının Bizim yani başımızda olduğuna fakat bizim onu göre göremediğimizi de göremediğimize delalet eder. O halde bunu, bununla Allahu Teala Allah'ın kastedilmiş olması tamamen imkansızdır. Çünkü Allahu Teala göktedir. Yani göğün üzerindedir. Yani burada yine de kastedilen Allahu Teala'nın melekleridir yani. Allahu Teala'nın şahsı zatıyla değil. Burada kastedilen melekleri meleklerdir diyor. Yani orada kastedilen meleklerdir. Devam ediyorum. Bu da bilinmesi gereken yani büyük bir e, hakikat ve tabii ki önemli bir e, tefsir. E, devam ettiğimiz e, e, 493. sayfada da işte Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim gerçekten Allahu Teala'nın kelamı olduğunu iman etmek. Bunu zaten bundan önce de biraz bahsetmiştik. Daha fazla bilgi isteyen ve hepimiz de şunu biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de özelliklerden bir tanesi de korunmuş olması, asla değiştirilmiş olması mümkün değil. Çünkü onu indiren de Allahu Teala ve onu koruyacak olan da Allahu Teala. Bunu da Hicr suresinden öğreniyoruz. onun için bir insan çıkıp dese ki Kur'an-ı Kerim haşerillah değiştirilmiştir. Bugünkü ayetler orijinal değildir. Kur'an-ı Kerim eksiktir. Tahrif edin falan derse ne olmuş oluyor? Bu o zaman Kur'an-ı Kerim inkar etmiş olur. Ve bunu bilerek yapan bu ayeti kerime bildiği halde bunu bilerek yapan kişi de ne olmuş olur? Kur'an-ı Kerim inkar etmiş olur. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından korunma altındadır. Onun için de bozulmayacaktır. Bu da Rabbimizin bize olan rahmeti. Allah'ım da olsun ki Kur'an-ı Kerim elimizde ve korunmuştur ve korunmaya devam edilecektir. Allahu Teala onu rahmetiyle koruyor. Zaten bugüne bakıyor, Kaç bin sene aradan, kaç yüz sene aradan geçmiş hali elimizde orijinal şekilde duruyor. Bu da bu ayetin doğru olduğunu için doğru olduğunu zaten gösteren delillerden bir tanesi. Kaç milyonlarca belki insan zaten ezberinde tutuyor. Yani değiştirilmesi mümkün mü? Tabi Allahu Teala sebepler yaratır onu korumak için dilediği zaman. Bununla beraber görüyoruz da o kadar yıl geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim değiştirilmemiştir ve aynen olduğu gibi orijinal şekilde kalmıştır ve kalacaktır Rabbimizin rahmetiyle. Devam ediyoruz. Bu olaylara biraz daha fazla bilgi isteyen 496 sayfa ve diğer sayfalara da bakabilir. Dediğim üzere kitap bayağı tafsilat, bayağı detay detaylı bilgiler veriyor bunda bundan dolayı daha fazla bilgi isteyen okuyabilir tabii ki şimdi bunu okuduktan sonra kısacası şu konuya ahiret günü iman yani 505. sayfadan biraz devam etmek istiyorum ahiret günü iman babı bu bölümü yani hepimizin bildiği üzere ahirete iman etmek farzdır Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Hadiste bahsediyor. Hadis sahih hadiste. Bunun için Kur'an-ı yani Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek için şey ahiret gününü inkar etmek Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek demektir ki bu da tabii mümin yapacağı bir iş değil. İman ve ahiret gününün önemi de çok önemli. Mesela müellif şöyle diyor. E, hepimiz imanın şartlarından bir tanesidir ahirete iman etmek. Örnek verelim. Casiye Câsiye suresinde şöyle bahsediliyor. Ee, Casiye Suresi 24. ayetin mealini şöyle vermiş müellif kitapta bakıyorum. Dediler ki dünya hayatımızdan başka bir hayatımız yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Biz ancak zaman bize ancak zaman yok eder. Tabii ki bu kafirlerin sözü. Biz müminler ne diyoruz? Öldükten sonra dirilmek vardır. Ahiret hayatı vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayetten ahireti öğrenebiliriz de burada bir tane ayet olması bile yeterli yani. Bir ayet ahiretten bahsediyorsa ki daha fazla var da bu bilerek ahiretin var olduğu için yeterli bir ispat, bir delildir yani. Tabii ki ahirete iman etmek çok önemli bir konu. Çünkü ahirete iman etmeyen bir insan cennete, cehenneme de iman etmez. Hesaba da inama, iman etmez. E, öldükten sonra mezarda soru sual olduğunu da iman etmez. İki e kafirler zaten ahireti inkar ediyor. Çünkü ahiret inkar etmek işlerine de geliyor. Şöyle ki bu dünyada istediği haltı yiyecek, her haramı işleyecek. Ahirette de hiçbir hesabı olmayacak diye düşünmek istiyor. Tabii de öyle düşünmek isteyebilirse ama hakikat öyle değil. Çünkü bu dünyada yaptıklarını bazı insanlar mesela bu dünyada zulmeder, her işi yapar ve öldükten sonra da bazı kafirler zanneder ki o yaptıklar yanına kar kaldı. Hayır öyle bir şey yok. Ahirette mutlak olan her şey yani her şeyi en iyi şekilde bilen Hakimlerin hakim olan Allahu Teala'nın hükmü var. Onun için kesinlikle bu dünyada mesela bazı insanlar bu dünyada zulme uğruyorlar ve istediklerini alamıyorlar. Onlar da bilsinler ki ahiret var. Orada öyle bir mahkeme var ki en büyük mahkeme, hakimlerin hakimi var. Onun için bu dünyada zulme uğrasan bilene bunu bilelim ki bir mümin şuna inanıyor ki Allahu Teala'nın izniyle hiç kimse zulme uğramayacak. Burada da bir arkadaşımız bize selam vermiş. Bütün bize selam verenlere de ve aleykümselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu diyoruz. Yan yansı diye bir arkadaş. Anladığım kadarıyla Müslümandır. Ona da ve aleykümselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum. Şimdi gelelim <laughs> şu bölüme 4507. sayfasına bakıyoruz kitabın. Orada da şöyle yazıyor müellifin sözü. Bu bakımdan kabir fitnesine, kabir azabına ve nimetine de inanırlar. Tabi bizim de iman ettiğimiz esaslardan birisi kabir hayatının var olduğu. Yani insan öldükten sonra kabire konulduğu zaman orada da bir hayat var. Tabii ki bizim şu an yaşadığımız hayat gibi bir hayat değil ama orada da hayat var. Mesela burada şöyle diyor. Müellif burada fitne kelimesi. Burada mesela Arapçada e, fitnetil kabr diye geçiyor mesela bu Arapçasını yazmış. Feyu'minuna bi fitnetil kabri diyor ki müellif buradaki fitneden kastımız imtihan demektir. Kabir fitnesiyle kastedilen ölünün defnedildiği zaman yani gömüldüğü zaman kendisine Rabbi, dini ve peygamber hakkında soru sorulmasıdır diyor. Böyle açıklamış müellif bunu. Mesela e, şunu söylüyor müellif. eee <laughs> Kabir azabının var olduğunun delili veya kabirdeki şöyle bu hadis 240 bu Müslim'de geçen bir hadisten bahsediyor. Şöyle. Kabirlerinizde Deccal'ın fitnesi gibi veya ona yakın bir fitneye maruz kalacağınız bana vahyedildi. Bu hadis diyor Müslim'de geçiyor. Esma radıyallahu anh rivayet etmiş. Bir daha okuyorum. Yani burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle rivayet ediyor. Kabirlerinizde Deccal'ın fitnesi gibi parantez arasında veya ona yakın. Burada yani e, mealde mi öyle yoksa ravi iki şekilde mi söylemiş? Artık burada tam ne olduğunu anlamıyorum çünkü Arapçasından okuyamıyorum ama bu ayet bu hadisi şeriften deccanın fitnesi gibi yani bir fitne ve ona yakın bir fitnenin var olduğunu kabirden bunun var olduğunu anlıyoruz. Ki bu hadis Müslim'de geçiyor. Sahih Müslim'de. Ve buradan da ne anlıyoruz? Demek ki kabir fitnesi var yani. Zaten Şöyle bir şey var ki bir insan da e, e, kabir azabının hakkında aklımda kaldığı kadarıyla şöyle bir şey Hesnül Müslim'e bakabilirsiniz. Şöyle ki bir insan namazdayken selam vermeden önce dört şeyden allah Teala sığınır. Mesela onlar tam aklımda kalmış sırasında söylemesem de şöyle yani Allahümme inni a'udhu min azabil al-qabr <laughs> ve min azabı cehennem ve min fitnetil mehya vel memat ve min şeref fitnetil mesihid deccal. burada Allah-u Teala sığınır. Allahümme inni a'udhu min azabı. Allah'ım sana sığınırım <laughs> kabir azabından. Demek ki kabir azabı var. Bu hadiste geçen bir e, te, e, şey, dua aklımda kaldığı kadar Müslim'de de olabilir. Ama isteyenler hisnül Müslim'e baksın. Bak orada Allahu Teala seniür kabir azabından. Allahümme Allah auzu bike min, -az min, min azabil kabr ve min azab cehennem ve min azab cehennem azabından. Bak cehennem de var. O da kabir azabında. yani bir de cehennem var yani. Kabirde de azap var, bir de cehennemde azap var. Ve min fitnetil mahya vel mamat. Mesela orada da fitne kelimesinden mahya vel mamat. Hayat ve memat. Bildiğim kadarıyla hayat ve ölümün fitnesinden ve Deccal'ın fitnesi. Ve min şerif fitnetil mesihid dejel ve fitne deccalın fitnesinin şerrinden de Allah'a sığınıyoruz. Şimdi oradaki fitnenin manası imtihan mı yoksa karışıklık mı onu şu an tam söyleyemiyorum ama burada söylemek istediğim kabir azabının var olduğuna delil yani. Bunu da bu şeyden duadan öğrenmiş oluyoruz. Demek ki kabir azabı var yani. Bunu bazı maalesef inkar ettiği için bunu özellikle burada belirtmek istiyorum. Deccal'in fitnessi de var. Konumuz burada belki ileride Deccal'den bahsedebilir şu an kesin bilmiyorum ama o da gelecek olan bir yalancı. Kıyametten önce de gelecek insanları aldatacak. Onun bir gözünde bir problem var. Deccal geldiği zaman onu dinlemememiz lazım ve Allahu Teala sığınma, sığınmamız lazım onun şerrinden. O da bir yalancı bir deccalın çıkacağının delili O da gelecek. Ve İsa Aleyhisselam bundan önce belirttiğim üzere de galiba belirtmişimdir. E belirtmediğimse de şu an söyleyeyim. İsa Aleyhisselam geleceği de kesin. O da sahih hadiste belirtiyor. Hazreti İsa Allah'ın izniyle bir daha yeryüzüne yani gelecek. Tabii ki o da Müslüman. Allahu Teala iman eder. O da bir Müslüman. O da bizim için bir hakikat. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan gelen sahih bir hadiste öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bunları öğrendikten sonra demek ki ne öğrenmiş oluyoruz? kabir azabı. Kabirde soru sual burada belirti kitapta buradaki bu kitapta e müellifin belirtmiş üzere belirtmiş olduğu üzere bunlar vardır ve Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat olarak bunları kabul ediyoruz. Şimdi e, bunu söyledikten sonra 514. sayfaya geliyorum. İşte burada da diyor ki müellif burada hadisin bakayım kaynağını da buraya vermiş mi? Hadisin kaynağını bulabilirsem söylemek isterim. Şu an göremiyorum. Ama <laughs> 257 Bu konuda yalnız daha fazla bilgi isteyen mesela islamqa.info'da bu konuya bakmalarını e, tavsiye ederim. Orada bu konuda yani e, mezarda sorulan sual ve oradaki azap hakkında daha detaylı bilgi var. O site bulunabilir yani. Bunu da söyleyeyim. devam ediyoruz. Ee, şöyle müellif diyor ki yani sorulacak suallerden bahsediyor. Orada hangi sorular sorula, sorulacak? Mesela okuyorum müellifin kitabı 514 14. sayfada. Allahu Teala'nın defnedilen herkes için yani defnedilen yani gömülmüş olan, mezara gömülmüş olan kişi herkes için iki melek yaratıp göndermesinde şaşırılacak bir durum yoktur. Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. Böyle diyor müellif. Yani meleklerin gönderileceğinden bahsediyor. Ve soru, sorulacak soru, soru da diyor Rabbin kimdir sorusu. Yani demek devam ediyor okuyorum. Seni yaratan, senin ibadet ettiğin ve kulluğu sadece kendisine tahsis ettiğin Rabbin kimdir demektir. Yani oradan kastedilen o soru, sorudan kastedilen budur. Yani Rabbin kimdir? Tabii ki müminin vermesi gereken Rabbinin Allahu Teala olduğu cevabı. Sorulacak sorulardan bir tanesi de diyor müellif burada dinin nedir sorusu. Burada da tabii ki müminin bizim dinimizde hak olan din yani İslam dini olduğunu biliyoruz. Burada diyor ki yani buradaki dinin nedir sorusunun yani burada bunun manası da diyor yani Allah'a itaatini gerçekleştirdiğin ve ona yaklaşmak için yaptığın amelin nedir? Yani buradaki dinin nedir'in manasını öyle açıklıyor ve son olarak da yani üçüncü soru da diyor peygamberin kimdir sorusudur. Yani seni iman senin iman ettiğin ve izinden gittiğin peygamberin kimdir demek istiyor. Yani kısa sorulan bu soruları e, manasını açıklıyor burada. E, şerh ediyor yani müellif. Dinin nedirden kastı diyor ki Allah'a itaatini gerçekleştirdiğin ve ona yaklaşmak için yaptığın amelin nedir? Şimdi bunda, burada ne anlıyoruz? Buradaki verilen sorulara tabii ki mümin iman eden Allahu Teala'nın izniyle doğru cevabı verecek. Ama tabii ki kafir olan Allah bu dünyada ahirette Allahu Teala iman etmeyen bir kafir tabii ki bu sorulara e, Müslüman şey e, e, doğru cevabı yani istenilen cevabı veremez tabii ki. Çünkü zaten bu dünyada iman etmediği, Allahu Teala kabul etmedi, İslam ve kabul etmediği peygamberi, onun peygamber peygamberimiz Aleyhissatü Vesselam'ın peygamber olduğunu söyleyemeyecek. Onun için Allah'ım dedelim ki müminiz ve ümid ederiz ki Allahu Teala da bizi hak yol üzerinde canımızı alır ve bu şekilde mümin olarak ölürüz ve bu bu soru, sorulara da kolay bir şekilde Rabbimizin rahmetiyle cevap veririz. Bu da Allahu Teala'nın dilediği için büyük bir rahmettir. Devam edelim. Ee, dediğim üzere yani kabir azabının var olduğunda şüphe yok. Allahu Teala dilediklerinde kabirde de azap edebilir. Onun için kabir azabından da Allah Allahu Teala'ya sığınalım. Çok önemli bir konu. Yani kabir azabı küçümsenecek bir şey değil. Gerçekten ciddi bir e, azaptır. Devam ediyoruz. Bu şu anki konumuz tabii bu bayağı açıklıyor. Mesela 522. sayfada da açıklıyor. Dediğim üzere daha fazla bilgi isteyen kabir azabı hakkında bu kitaba da başvurabilir. Ve isteyenler de islamqa.info'da ve tabii ki başka alimlerinde bu konuda kitapları var. Oralardan daha teferruatlı, detaylı bilgi edinebilir, öğrenebilir. Gelelim 525. sayfaya. Burada da kitap, burada da müellif büyük kıyametten, bildiğimiz kıyametten büyük kıyametten bahsediyor. Şöyledir. Bir de e, diyor ki hepimizin zaten iman ettiği bir hakikat var ki o da kıyamet. Yani büyük kastettiğimiz büyük kıyam, kıyamet. Bu neydi? Bunu şimdi müelif müellif bu konuda şöyle açıklama yapıyor. Büyük kıyamet insanların alemlerin Rabbi için kabirlerinden kalkacakları kıyamettir. Müellif buna bunu büyük kıyamet sözüyle ifade ettiğine göre demek ki bir de küçük kıyamet vardır. Yani bir tabii ki el kıyametül kubra varsa, el kıyametül kubra varsa bir de bunun küçüğü vardır. Ne demek bu da? Bu da bir nevi insanın kendisi öldüğü zaman. Yani sen öldüğün zaman bir nevi senin küçük kıyametin kopmuş olur. Bir de büyük kıyamet var bütün insanlık için olanı. Ondan dolayı büyükle küçük kıyamet diye ayırt ediyor burada müellif. Şimdi bu tabii ki kıyamet olayı çok büyük bir hakikat olduğu için bu konuda da, da illaki biraz bahsedelim. Şöyle kıyamette meydana gelecek ilk şey diye kitapta 526. sayfada şöyle e, anlatılıyor. İşte o vakitte ruhlar cesetlere geri döndürülür. Kıyamette ilk olacak şey budur diyor. Yani bu ikinci sura üfürüldükten sonra olur. Bu ölümle birlikte ruhların cesetlerden ayrılmasından sonradır. Fakat bu berzah da ölünün Rabb'i, dini ve peygamber hakkında sorguya çekildiği esnadaki ruhun cesede gö cesede gönderilmesinden başka bir geri gönderilmesi gö gö gönderilmedir. Şimdi tabii ki burada da unutmayalım ki burada bahsedilen şeyler bizim için gayip meseleler. Yani tam manasıyla şu an belki kavrayamayabiliriz. Çünkü bunlar ahirette alakalı olan şeyler. Yani bunu ahiret hayatı ile dünya hayatı aynı değil. Değişik bir şey yani olay. Yani anlamaya çalışalım ama yüzde yüz bütün her şey tam manası. Mesela cennet, cehennem bunlar dediğim zaman aklımıza bir şeyler getirebiliriz. Ama hiçbirimiz hakiki manada ne cenneti görüp hatırlayabiliyoruz ne cenneti görüp hatırlayabiliyoruz. Onun için buradaki meseleleri böyle yani hakikatını kabul ediyoruz. Ama her şeyi tabii ki teferruatlı bir şekilde anlayacaksın diye de şu an gözle görmeden de bunu da beklemiyoruz yani herkesten böyle bir şey. Yalnız burada önemli olan hakikat şu ki Kıyamet kopacak. Yani bizim bildiğimiz o kıyamet kopacak. Hepimiz de biliyoruz dünyanın sonu da gelecek. Ve akıllı mümin o gün için hazırlıklı olandır. O gün için ne hazırladın? Kıyametin kopacağını bir tek bilen, ne zaman, kopacağını biliyoruz da ne zaman kopacağını bilen de tek Allahu Teala'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilene kıyametin ne zaman kopacağını tarih olarak bilmiyor yani. Onu onun için bugün birisi çıkıp desek kıyamet şu şu zamanda kopacak. Tarih verirse bilin ki o yalancıdır kesinlikle doğru değildir. Şimdi şöyle bir e, burada tabii ki baya bir e, detaylı bilgi var. Okumak isteyenler elbette oradan daha fazla bilgi edinebilir. Bununla beraber burada özellikle genel manada kıyametten bahsediliyor ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da kıyametten ondan sonra olacak gerçekten dehşet verici olaylardan bahsediliyor. Bunları bir mümin okuyup da bunlar hazırlanmaması hazırlanmaması yani hazırlıklı olmaması gerçekten garip bir olay. Bu hepimiz için geçerli. Eğer kıyametin var olduğunu inanıyorsan bu dünyada zulüm etmemen lazım. Çünkü bu dünyada zulüm edersen ahirette bu senin için büyük bir problem. Eğer Allahu Teala affetmezse nasıl bunun hesabını vereceksin? Şöyle diyorum diyeceksin ki zulüm affedilir. Mesela Allahu Teala dilediği günahı affeder ama affetmediği zaman da bunun da cezası var. Bunları bilen bir adam bu dünyada nasıl mesela bir adamın parasını çalar? Bu dünyada çalıp polisten kurtulabilirsin. Ama hiç kimse Allahu Teala adaletinden Allah-u Teala'nın hesabından, Allah-u Teala'nın kudretinden kurtulamaz. Ha allah Teala dilerse affeder ama affetmediği zaman çekeceksin. Onun için akıllı mümin bu dünyada zulmetmez. Etmişse de tövbe edip bu dünyada o e, günahdan dönüp eğer kişiye de zulmetmişse o kişinin de hakkını bu dünyada iade eder ona. Mesela parasını çalmışsa o parayı yine iade eder. Bu dünyada helallik almak o, o ahirete bırakmaktan daha kolay, daha iyidir yani. Onu da bilmemiz lazım. Bu hepimiz için tabii ki benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Onun için gerçekten bunları okuyup da sırf bunlar böyle malumat değil. Bunları bilip onun gereğini yapmak da önemli. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp onunla amel etmemek yani bu sırf bunlar kuru bilgi değil yani. Bunları bilmek ve bununla amel etmemek değil. Bunları bilip anlayıp ona göre amel etmek asıl istenen. Yani bir insan kabir azabını biliyor ama ona göre hiçbir hazırlıklığı yok. Hiçbir günahtan sakınmıyorsa o zaman bu hakiki manada bu işin tam şuuruna varmış olabilir mi? Onun için bunları da okuduğumuz zaman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuduğumuz zaman bu benim için de sizin için de geçerli. Bunları tefekkür edip doğru anlayıp düşünmemiz lazım ve bunun gereğini yapmamız lazım. Yani sır boş bir bilgi olarak, kuru bilgi olarak değil, kendisiyle amel edilmesi gereken bir bilgi olarak görmemiz lazım. Yani bunları bildiğimiz zaman, bu şuura vardığımız zaman hakiki manada o zaman imanımızın güçleneceğini görürüz. Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onunla amel eden kişinin imanının güçlendiğini görür. Ama düşün ki bir adam sırf bunları biliyor ama bildiklerinden değil zıttını yapıyor. Örnek verelim. Namaz kılmayı emreden ayetleri okuyor ama kılmıyor. E ne oluyor? Bu onun aleyhine. Hem bilip de yapmıyorsun. Yani bu akıl işi mi? Mantık işi mi? Bir mümine yakışır bir iş mi? Elbette değil. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak ve amel etmek. Asıl istenilen maksat hedef budur. Ee, dediğim üzere burada çok, gerçekten gerçekten detaylı bilgi verilmiş yani Kıyamet ahiret kabir Ondan sonra bir insanın mesela e, e, isteye mesela şu e, şuna da bak 539 sayfada şöyle bahsediyor. bu e, şu ayeti veriyor Müminun suresi 102 ayetin meali e, şöyle ee, ve kimin buna benzer bir mana tam manasını vermeyeyim de işte ve kimin tartıları ağır gelirse ya da ona bir benzer bir mana işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Yani buna benzer bir manayla burada neyi kastediyor? Diyor ki yani burada müellif bunu verirken tartıdan bahsediyor. Mevazinuhu derken femen sekulet mevazinuhu Feulayke işte kimlerin tartıları, mevazinuhu tartılar diye bu kişi müellif böyle buna meal vermiş. Şimdi buradan bahsediyorken kısacası bunu da okuyayım. Şöyle diyor ki müellif buradaki bahsedilen men şartiyedir. Yani şöyle diyeyim Arapça gramerine girmeden şu şekilde bunu açıklayayım. Ee, dediğim gibi Arapçayı bilenler için daha fazla da var. Ama Arapçayı bilmeyenler için tabii ki biraz daha bunları anlamak zor. Ama şunu söylemek istiyorum. Buradaki tartılan ağır gelmesinden kastedilen ne? Mesela burada dediğim gibi femen sekulet mevazinuhu işte ve kimlerin tartıları ağır gelirse buna benzer bir mana. Normalde femen benim bildiğim kadarıyla fe burada ve manasına da gelebilir ama burada me, müellif sadece kimlerin tartıları diye meal vermiş. Artık hangisi daha doğru? Ama burada özellikle belirtmek istedim mi? Sekulet mevazinuhu yani tartıları Tartılardan bahsediyor ve onların ağır gelmesinden bahsediyor. Yani diyor ki buradaki müellif buradaki kastedilen iyiliklerin yani bu dünyada yapmış olduğun iyiliklerin kötülüklerden ağır gelmesidir. Yani iyiliklerin daha ağır basmasıdır. Ve her mü, Müslümanların hem günahları var hem, hem sevapları var hem günahları var. Değil mi? Yaptığımız salih ameller var. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, ana baba iyilik etmek ve bunun yanında da insanların kötülükleri vardır. İşte zina, içki, kişiden kişiye değişir, yalan söylemek, gıybet etmek. Ne bileyim işte daha nice şeyler var yani günahlar. Burada diyor ki tartılan ağır gelmesi iyiliklerin kötülüklerden ağır gelmesidir. Bundan mesela şöyle diyor müellif anlatırken yani buradaki kastedilen demek ki e, o tartıların ağır gelmesi iyiliklerin kötülüklerden ağır gelmesidir. Şimdi şunu yani buradaki bir de öğrendiğimiz olay ne? Demek ki bu dünyada insan hem iyiliklerine hem kötülüklerine bakılarak hesabı şey e, hüküm veriliyor. Yani şöyle değil. Bir mümin diyelim bir günah işlediği zaman eğer şirk olmadığı tabii ki şirk işleyen e, dinden çıkar. Ya yani büyük şirki kastediyorum bilerek yaparsan. Ama bir müminin iyilikleri yaptığı sevapları, hasenati, salih amelleri ve yaptığı günahları, işte e, kötülükleri bunlara bakılarak bir hüküm veriliyor. Yani şu demek diye yani bir insan bir günah işlediği zaman bütün her şeyi yanıp cehenneme hemen yanmıyor. Tabii ki yaptığı günahın da hangi günah olduğu da önemli. O da ayrı bir konu. Yani günahlar arasında fark. Mesela kebair günah var. Ondan sonra kebair dışında kalan günahlar var. Mesela örnek verelim. Zina etmek büyük günahtır. Zina etmek büyük günahtır. i̇çki içmek, hırsızlık yapmak bunlar büyük günah. Kebairdendir. Bunlardan özellikle kaçınmamız lazım. Yapmışsak da Allah'tan aff tövbe edip Allah'a sığınmamız lazım. Eğer yapmazsak o zaman Allahu Teala dilerse affeder, dilermezse cezasını verir. Bununla beraber Rabbimizden istediğimiz günahlarımızdan dolayı ceza çekmeden cennete girmek. Ama gene demek yani burada anlatmak istedim. Demek ki insanın hem günahları hem de sevapları bunlara bakılarak hüküm veriliyor. Ki hiç unutmayalım ki insanın yapabileceği en büyük, en önemli şey Allahu Teala iman etmektir. Bundan daha büyük, imandan daha büyük eftal bir şey yoktur. Ondan sonra da en önemli ibadet beş vakit namaz, farz namazdır. Bunu da bilelim yani. En büyük Allah-u Teala iman etmekten sonra en büyük ibadette beş vakit namazdır. Ve hakiki mümin onun için beş vakit namazına çok dikkat yani dikkatli olur ve terk etmemeye çok dikkatli olur. Çünkü namazı terk etmek gerç hiç şüphesiz ki namazı terk etmek en büyük günahlardan birisidir. Hiç kılmamaya hatta bazı alimler Hanbeli mezhebinden bir görüşe göre hiç namaz kılmayan bazı insanlar var. 20 yıl anlı secdeye gitmiyor. Bazı alimler onları dinden bile çıkmış kabul ediyor. Velev ki bazı alim bir kısım alim de hayır onlar kafir değil ama büyük günahlar, fasıklardır demişler ki bu kesin böyledir. Yani bir insan namazını terk ederse velev ki bir vakit terk etmek o bilene büyük günahtır. Onun için dikkatli olalım ve namazlarımız yani Allahu Teala bu bize emanet, bize teklif ettiği, bizim üzerimize farz kıldı. Bu namazlara gerçekten dikkatli olmamız lazım. Eğer bir kulun ahirette namazları tam olursa, farzlarını yerine getirmişse, gerektiği şekilde yapmışsa ne mutlu ona. Ümit ederim ki diğer amellerinde de kolaylık olur. Ama eğer bir insan namazında eksiklik varsa bu yani bu dünyada bu onun için tabii yani eksiklik eksiklikten kastettiğim namazları kılmamışsa, bazı insanlar mesela namaz kıldığını zannediyor ama ne namazda doğru düz Fatiha e okur, tadili erkan yok, secdesi yanlış, secde yaparken ayakları havada kalıyor. Onun için dikkatli olmamız gerektir Neler namazı bozarlar, namazın kılınış şeklini, abdestini. Bazı insanlar burada bile ne problemleri var. Onun için ne yapıyoruz? Hakiki alimlerin namaz hakkında, namazın farzları, namazın erkanı, abdestin nelerin bozacağı hakkında. Bunlar hakkında bu bilgileri detaylı bir şekilde bilirsek bu şekilde namazımız daha doğru kılarız huşu içinde. Allahu Teala düşünerek korku onun azabını onun azabından korkup onun rahmetine ümit ederek namaza kendimizi verip konsantre ederek kılmak asıl e, hedefimiz bu olmalı. Tabii ki bu her zaman nefse kolay gelmiyor. Ben de kabul ediyorum. Bununla beraber hakiki manada namazı kılan kişi çirkin işlerden, fuhşiyattan, kötülükten korunur. Namaz gerçekten çok önemlidir. Bir vakit namazı kaçırmak da bilene büyük günahtır. Bir vakit bilerek kaçırmak. Bir vakti kaçırmak büyük günah. Hiç şüphesiz bir vakti kaçırmaktan kastım şu yani. Bir insan mesela ikindi namazını akşam namazından sonraya geciktirmesi. Bunu kastediyorum. Kılıp kılmama şey bir insan ikindi namazını kaçırırsa yani ikindi namazını akşam namazından sonra kılmaya kalksa bilene vakti geçirdiği için büyük günah işlemiş olur. Hatta bazı alimler diyor ki bunu bilerek yapıyorsa Hiçbir İslami özrü olmadı. Mesela uykuya kalmış. Uyanmak istediği halde adam uyanmış ki eyvah akşam işte akşam olmuş ikindiyi kılmadım. Eğer bunu yaparken de kişinin kalkma niyeti vardı ve işte örnek verin birisine beni kaldır dediği halde saatini kurdu halde ona ki belki bu olabilir 5 senede bir veya senede bir neyse uykuya kalmışsa o zaman o kişi uyandığında gene ne yapar? İkindi namazını kılar. Ve bazı insanlarda bazen unutkanlık oluyor. Namaz kılmayı unutuyor. Mesela bazı insanlarda hastalık derecesinde oluyor. Yani istemediği halde el gücünün üstünde olduğu için unutuyor ve o an ne yapar? Hatırladığında o namazı kılar. Ama bazı insanlar da yok işte şu işten dolayı, şu boştan dolayı, boş şeylerden dolayı namazlarını vakitlerin dışına çıkararak e, namazları e, maalesef vakitlerini terk ediyorlar. İslam'ın özür şey kabul etmediği bir şeyden dolayı yaptıkları için bu gerçekten büyük bir günahtır. Dediğim gibi adam ikindi namazını kılmıyor. Neymiş işte örnek veriyorum iş yerinde iş çalışacakmış diye. Ama tuvalete gittiğin zaman onun için vakit ayırıyorsun. Onun için özellikle ikin namazını veriyorum çünkü ikin namazı akşamdan sonra kesinlikle kılınmaz. Hiçbir mezhepte böyle bir şey yok. Cem'i de yok. İkin namazını akşam namazından sonra kılamazsın. Cem olayı bir kısım alime göre işte öğleyle ikindi bir vakitte kılmak veya akşamla yatsı namazını bir vakitte kılmak. Bazı alimler bunu eğer bunun için İslamiyet İslamiyet'in kabul ettiği bir sebep varsa yapılabilir. Mesela bazı alimler işte bunu yolculukta caiz olduğunu söylerler. Bir kısım alim der ki hayır bu sadece hacda caizdir işte bunu bilenler haç kurallı hükümlerini araştıranlar bunu öğrenirler. Yani ama eğer bir insan İslamiyete İslam'ın kabul etmediği bir şekilde namazlarını vakitten dışına çıkarırsa da bu bir gerçekten büyük günahtır ve buna da dikkat bunun içinde dikkatli olmamız lazım. Bazı insanlar mesela sabah namazını ta yatıp yatıp üç uyanma vakti niyeti olmadan yatıyor. Adam saat öğle vakti kalkıyor. Ondan sonra da kalkıp sabah namazını kıldığını zannediyor. Eğer bir insan bilerek ve isteyerek saati kurmadan, bilerek kalkma imkanı varken kalkmıyor. Mesela bazıları uyuyan yani saat daha sabah namazı vakti girmiş ama adam bilerek uyuyor. Aman diyor uykun daha önemli namazdır. Halbuki uykudan önemli olan namazdır. Sabah namazı. Bunu yaptığın takdirde bir kısım alim diyor ki istersen kaza et onu. O namaz kabul olunmaz. Senin mecbursun. önce mecbursun tövbe etmeye. Bu yaptığın günahtan dolayı. Yani buradaki bu namazın önemin hakkında belki baş yani bu bu konuda bilen ayrı ders yapılması lazım Çünkü namaz gerçekten çok önemli ve dediğim üzere ahirette de bunun hesabını vermek e, e, hesabından korkan varsa bu dünyada da hepimiz buna dikkatli olmamız lazım Evet devam ediyorum zaten akşam namazına vakti yaklaşıyor oldu ya da olacak biraz daha devam edelim şöyle e, dediğim üzere e, 541 sayfada 540 pardon 540 dedim 540. sayfada tartıdan bahsediyor ve devam ediyorum. Şimdi bunu da söylemek isterim, bir yani bunu aslında bundan önce de bahsetmiştik de 545. sayfada da şöyle söylüyor müellif. Tabii ki hepimizin bildiği üzere bir insan günah işlediği zaman haramları. Bunlar yani ve konuştukları yazılır. Amel defteri diye bir şey var. Amel defterinde bir insanın söyledikleri yazılır. Kiramen katibin meleklerinden bahseder. Ve bunların yazıldığını bildiğimiz için burada da ne öğrenmiş oluyoruz? Kişi söylediklerinde sorumluysa söylediklerimize dikkat etmemiz lazım. Düşün ki senin ve benim şu an söylediklerim yazılmakta yani. Burada güzel şeylerin yazılmasını istiyorsak o zaman güzel şey, şeyler konuşmamız lazım. Eğer haram şeyleri, gıybet, yalan ve nice şeyler iftira bunları konuşursak bunların da yazıldığını bilmemiz lazım. Ve Allah-u Teala affetmezse bunun da gerçekten Allah-u Teala ahdilerse affeder affetmezse bunların da cezası var. Ona göre de dilimize de dikkatli olmamız lazım. Gıybetten, yalandan, iftiradan ondan sonra diğer, diğer nice şeylerin Dinle yapılan gerçekten dil insana yani eğer bir insan lisanla dinle hakim olmazsa onu gerçekten cehenneme götürebilir yani. Yani bunda, bu da gerçekten çok önemli bir konu. Bu dile sahip çıkabilmek. Şimdi aslında kitapta 545. sayfada o yazmıyor. Da aklıma bunu da söylemek istedim. Tabii ki bu da yine de dediğim üzere ahiretle alakalı. Çünkü bu dünyada her şeyi söylediğini zannedenler bunun da bir hesabı eğer Allah affetmezse bunun da bir e, cezası olduğunu bilmesi lazım. Söylediği günahlardan dolayı. Nice insan var sabahtan akşama kadar neredeyse yalandır, dolandırıdır, dolandırılacaktır, dolandırmaktır, ne bileyim gıybettir. Sabah akşam yaparlar ve hiç bunun günah olduğunu bilen adam düşünemiyor yani. Ne var ki diyor. Halbuki gıybet etmenin ne kadar çirkin bir günah olduğunu bir bilmesi lazım. Yani bunu da söylememin sebebi bazı insanlar maalesef bir kısım günahı hafife alıyorlar. Ve maalesef bazı insanlar gıybet günahını da hafife alıyorlar ve mümin kardeşlerin yani bir nevi ölü etini yer yani yer gibi hiç düşünmeden gıybet ediyorlar yani. Yok şu şöyledir, yok şunun ağzı burnu çirkin, yok şu şöyledir ve neler anlatılıyor yani. Allah-u Teala sığınalım ve bir toplumda da eğer bir mecliste birisi sana gıybeti anlatırsa, hakiki müminsen onu dinlememen lazım. Çünkü onun yaptığın haram olduğunu biliyorsan onu ne yaparız? İkaz ederiz. Kardeşim bak gıybet ediyorsun. Gıybet caiz değildir. Ha adam dinlemiyorsa o zaman ne yaparız? Oradan çekip gideriz. Veya adamın en azından gıybetini dinlemeye devam etmeyiz. Çünkü bir nevi susarsan, gıybetini dinlersen sanki onu takrir etmiş, sanki ey yani devam et dercesine geliyor ve öyle insanların bu günah işlemesine kolaylaş devam etmesine sebep oluyor. Onun için bir mecliste oturduğun yerde adam sana gıybetini anlatıyorsa hakiki mümin orada o gıybetin yanlış olduğunu söyler. Diliyle onu düzeltir. Kardeşim bak yapma gıybet ediyorsun. Bu günahtır yani. Yapma dersin. Eğer kabul ederse ne hale etmiyorsa da öyle kişilerin meclisinde bulunmamamız lazım. Haram işleyen bu mecliste ya o kişinin gitmesi lazım ya senin gitmen lazım. Eğer o adamı durdurma imkanı yoksa ki ki genellikle şunu da kabul ederim genellikle değil mi ama bir insana gerçekten bir mümini anlatırsan bunun gıybet olduğunu ümit ederim. o da kabul eder. Ama bazı insanlarımız ne yapıyor? O gıybeti anlatıyor o da başını sallayarak dinliyor. Ya ben etmiyorum. Etmiyorsun ama gıybetini dinliyorsun, kabul ediyorsun. Hatta gülüyorsun nasıl alay ettiklerini duyduğun zaman. Müminlerin bazı insanlar hoşuna gidiyor müminlerle alay etmek. E bunu bir de dinleyip buna gülüp bir de razı oluyorsun. E bu ne olacak? Bunlar kesinlikle yanlış olan şeyler. Gıybet haramdır. Gıybete razı olup onu dinleyip onu dinleyip onu e, gülmek, kabul etmek razı olup onunla beraber sohbet etmek bunlar da kesinlikle yapılmaması gereken, kaçmamız gereken şeylerdir. Yani gıybet şunu özellikle belirtmek isterim. Çoğu insanın zannetinden daha ciddi bir günah yani. Bazı insanlar gıybeti yani sanki mekruhmuş gibi görüyor. Yani yaparsan pek problem değil. Hayır, gıybet kesinlikle haram olan bir şey. Onun için kıybetten sakınmamız gerekli yani. Bunu da bilelim. Şimdi son olarak neredeyse kapatacağım konuyu. E, bildiğiniz üzere bu kitap işte özellikle bu kıyametten baya bir bahsediyor. E, i̇şte e, şunu da söylemek istiyorum. Cehennemden bahsederken çünkü tabi ki ahiretten bahsettiğimiz zaman cennet ve cehennemden de bahsediyor. E, bahsedilmesi gerekli. Cennete hakkında tabii ki çok güzel şeyleri biliyoruz da cehennem hakkındaki ve o cehennemin azabı hakkındaki bazı şeyler de bilirsek bu dünyada bizim günahlardan korunmamıza yardımcı olabilir. Cehennemin azabını bilen, az çok kavrayan kişi kolayca günaha gitmez yani. En azından onun korkudur. Çünkü cehennem azabı gerçekten kendisinden korkulmaya layık bir azap yani. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, müellif 555. sayfada şu ibareyi yazmış. Sırat da cehennem üzerinde kurulmuştur. Sırat cennet ile cehennem arasındaki köprüdür. Mesela bazılarımız sırat köprüsünden bahseder ya. Müellif de bunu buraya yazmış. Buradaki sırattan bahsediyor. Arapçası da e, es-sırat yani es-sıratu. Türkçede sırat olarak zaten sır Türkiye'ye sırat olarak geçmiş. Şimdi buradaki sıratın manası ne? Onu burada müellif yazıyor. Son olarak da bunu söyleyelim. Diyor ki alimler sıratın nasıl bir köprü olduğu konusunda ihtilaf etmişler. Yani dediğim üzere sırat bir köprüdür. Nasıl bir köprü olduğu hakkında ihtilaf edilmiş. Bazıları şöyle demiş. Demişler ki sırat insanların amellerine göre üzerinden geçtikleri geniş bir yoldur. Çünkü sırat kelimesinin lukat manası budur. Yani yol manasına geliyordu sırat. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bozuk ve kaygan olduğunu haber vermiştir. Bu, e, bu diyor ki bunu bu bunu peygamber aleyhisselam bu haberi vermesi e, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisten e, e, alıntı yapmış müellif. En azından dipnotu öyle vermiş. Diyor ki Buhari ve Müslim'de geçiyor bu rivayet. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun bozuk ve kaygan olduğunu belirttiği hadis bu hadis diye Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Böyle yazmış müellif buraya dipnot olarak. Bozul, bozukluk ve kayganlık ancak geniş bir yolda olur. Dar yol bozuk ve kaygan olmaz. Yani bir kısım insan böyle böyle söylemiş. Alimler bazıları da şöyle demişlerdir. Aksine bu gerçekten ince bir yoldur. Nitekim Müslüm'ün beli olarak rivayet ettiği Ebu Said el-Hudri hadisinde ifade edildiği gibi kıldan ince, kılıçtan keskindir. Yani böylece bazı alemler diyor işte geniş yol manasındadır şekli. Bazı yok incedir. Artık var olan yani bilinmesi gereken sırat denen bir yolun var oldu. Aleykümselam. En azından bunu bilmemiz lazım. Bu sırat meselesini burada müellif burada açıklamış. Tabii ki burada dediğim gibi üzere bundan ahirette alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Yani şimdi sen sırat dediğin zaman belki aklına bir köprü getirebilirsin de bunlar dünya işleri. Bu bahsettiklerimiz de ahirette alakalı olan şeyler. Tabii ki ahirette göreceğiz bunları. Rabbimden rahmetinle Allahu Teala'dan niyazımız, duamız onlar o o günde yardımcımız olması ve bizi rahmetiyle kurtarmaz ve cennetine koymaz. Çünkü hakikaten o gün kaybedenler mahvolmuşturlar. O gün kazananlar da kurtuluş erenler de kurtulmuş olacaklar. O zaman bu günlük bununla e, iktifa yani iktifa edelim. Sorusu olan var mı göremiyorum. Galiba sorusu yok. O zaman bugün bunlar iktifa ediyoruz. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü